İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem ötesine başlıyoruz. Bugün benim için de çok özel ama eminim ekran karşısında siz sevgili seyircilerimiz için de öyle. Zira bugün hem Cumhuriyet Bayramımız 99. yaşında Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz ve aslında bugün Cumhuriyete verilecek en güzel armağanlardan bir tanesine biz kendi gözümüzle kulağımızla şahitlik ettik. Bunun için de büyük bir gurur içindeyim söylemek istiyorum sizlere. E, mutluyum bugün. TOG'un Gemlik Kampüsü'nde açılış gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem hitaplarını dinledik hem de Togun ilk aracına bindi ve sahneye geldi. Çok duygusal ve güzel anlara şahitlik ettik. Togu gerçekten yakından görmenizi de isterim. Ben bugün şanslıyım ki Togu kullanabildim de. Ee, çok özel iki konuğumla şimdi e, sizlere sesleniyoruz. Kimlerle birlikteyiz? Hemen söyleyeyim sonrasında bugün neler yaşandı ayrıca üzerine konuşuruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Tok Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınlar. Ee, aslında Rifat Bey çok uzun zamandır ekranlara da çıkmıyordu bu, Doğru. bizim için ayrı bir bir şans oldu. Ee, bütün gün hem çok koşturdunuz, aslında bu senelerin de yorgunluğu diyeceğim ve ama mutlu bir yorgunluk. Ee, nihayet tok bizlerle birlikte ve e, bugün benim gerçekten gözlerim doldu böyle o sahneyi izlerken. Ee, olan biteni e, sizler de zaten konuşmalarınızda da özetlediniz e, bu yorgunluğun üzerine gündem ötesine geldiğiniz ve e, seyircilerimizle buluştuğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ederiz Aa, çok güzeldi evet Tabii Cumhuriyet Bayramı'na dair de muhakkak söylemek istedikleriniz evet. vardır sevgili seyirciler TOG etiketini kullanıyoruz ee, birazdan rica edeceğim kendilerine aracın içine bineceğiz TOG'u sizler de biraz daha yakından göreceksiniz ee, gördüğünüzde Eminim daha da çok heyecanlanacaksınız. Hem renkleriyle de bugün sizlerle buluşacak. Hepsini böyle detaylı bir şekilde görme şansına erişeceksiniz. Neler merak ediyorsunuz? Benim merak ettiklerim de var. Lütfen onları da yazın. Tok etiketiyle bekliyoruz Instagram'dan ve Twitter'dan. Buyurunuz, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür Nasılsınız? Biraz yorgun ama ziyadesiyle mutlu ve gururluyuz. Gerçekten bugün... Cumhuriyetimizin 99. yaşını kutladık. 100. yaşının ilk günündeyiz. Evet. Bu manada da böyle anlamlı bir günde, e, tüm halkımızın mutlu olduğu bir günde aslında Cumhuriyetimize en güzel hizmetlerden birini böyle muhteşem bir e, tesisin, TOK kampüsünün açılışıyla ve Türkiye'nin merakla ve heyecanla beklediği, Türkiye'nin otomobilinin banttan indirilme töreniyle, biz de Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşının ilk gününü karşılamış olduk. E, Tabi burada bütün arkadaşlarımız çok büyük gayret ettiler. Türkiye'nin otomobili girişim grubu aslında baba yiğitler olarak ve burada çalışan emekçi kardeşlerimiz bu işin asıl sahipleriler. Biz de e, devlet olarak elimizden geldiğince kendilerine destek olduk. Önlerini açtık. Bu manada da özel sektör devlet işbirliğiyle böyle başarılı bir iş hayata geçmiş oldu. Ben hem Rıfat Bey'i ve onun nezdinde bütün baba yiğitleri ama aynı zamanda buradaki her bir emekçi kardeşimi gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş bir iş çıkardılar. Konuşacağız. Evet. Arabanın kendisi mükemmel ama aynı zamanda <laughs> içerisinde bulunduğumuz bu tesisle bir başarı hikayesi. Mutluyuz, gururluyuz. Cumhuriyete hizmet Böyle olur diye inanıyoruz. Bu manada da gerçekten güzel bir günü, yorgunluk olsa da atlatıyoruz. Evet. Rıfat Bey, siz ekranlara da çok çıkmıyordunuz. Doğru, uzun zamandır çıkmıyordum. O da iyi oldu aslında burada İlk sizi defa. görüyor olmak yeniden. Ama biz sizi çok zevkle takip ediyoruz her cumartesi akşamı. Hele gece yarısı olması benim için de avantaj. Zaten gece yarısı ben biraz geç geldiğim için eve... Tamam en keyifli anında sizi izliyorum evde. Çok teşekkür ederim efendim ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi herkes tabii esas yıldızımızı merak ediyor. Acaba geçsek aracın Geçelim. içine biraz konuşsak Hadi görsek. Hadi geçmen araçla mı başlıyoruz? Araçla başlayalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Çünkü kızacak sevgili seyircilerimiz. Hadi Pelin sus artık şu arabayı görelim diye. Ben arkaya geçiyorum kameraman arkadaşım da arkada. Nasıl tamam. isterseniz. <laughs> Anadolu'ya biniyoruz sevgili seyirciler. <laughs> evet. Bugün Bu biliyorsunuz Anadolu. Sayın Cumhurbaşkanımız arabanın ilk siparişini vermişti ve o ilk siparişten sonra kürsüde dedi ki ben ilk siparişi verdim ama hangi renk olacağına Refikam'la Sayın <laughs> Emine Erdoğan'la karar vereceğiz demişti. O da bugün bir sosyal medya paylaşımı yapmış ve demiş ki Anadolu kırmızısı aslında bayrağımızın renkleriyle de taşıdığı için. Doğrusu olur demiş. Bu manada da işte Anadolu'ya binmiş olduk. Anadolu Kırmızısı'na binmiş olduk. Yoksa bu Cumhurbaşkanımızın arabası mı olacak? Ee, bu Cumhurbaşkanımızın Yok, arabası <laughs> olmayacak. Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz. Sahnede eğleniyorsunuz. Sahnedeyken e, bir kırmızı araç e, hediye edeceklerini söylediler. Külliyede sergilenmek, Külliyede sergilenmek, e, sergilenmek üzere. Ee, tabii ben biraz takıldım Rıfat Bey'e. <laughs> bir tane mi vereceksiniz? Madem altı tane rengi var bu aracın altısının da külliye de sergilenmesi lazım diye onu değerlendirecekler. Arabanın içine bindik gördüğünüz gibi. Hadi görelim bakalım ön tarafta bu, neler var. Bu, bu, e, bir, otomobilden, Merak bu evet. bir otomobilden daha fazlası dediğimizde içine girdiğinizde zaten bunu hissediyorsunuz. Şimdi bir kere ön panel. E, evet. Çok ferah yani geniş geniş bir şeyler görebiliyoruz ve e, bugün öğrendiğim kadarıyla özellikle bu sağ tarafta bayağı eğlenceli zaman geçirebilecek evet. yan koltukta şimdi oturanlar bir kere boydan boya bir ekran sizi karşılıyor hem e, şoförü hem de yolcuyu adeta içerisine çeken e, bir e, teknoloji burada var şimdi bu araç C segment bir SUV araç. Ama baktığınızda C segment SUV araçlardan hem geniş hacim olarak çok hı hı. daha büyük bir araç, teknoloji olarak çok daha e, ileri teknolojilere sahip, konfor olarak, sürüş güvenliği olarak C segment'in çok daha ötesinde bir aracı aslında biniyoruz. Araç C segment ama buna çok rahat D de diyebilirsiniz, C plus da diyebilirsiniz. E, bakınız e, sabahtan da sizde Gürcan Bey ile beraber. Evet. E araçları test ettik. E, bu e, bir otomobilden daha fazlası. Öyle. E, Şimdi ön, ön panele baktığımız zaman mesela Rifat Bey neler görebileceğiz orada? Şimdi burada mesela bu sağdaki ekranda bu bir kere bu ekran hiçbir araçlarda yok. İlk Hı. defa bizim eee var. Bu kadar komple ekran. Bunu Hı. özel tabii ortağımız özel bizim Vestel bunu yaptı. Hı. Sadece TOG için yapıldı bu. Başka hiçbir araçta göremezsiniz. Bu büyüklükte bir ekran. Tabi Sayın Zorlu da baba yiğitlerden Tabii biri. baba yiğitlerden birisi. Zaten ortakları seçerken belki ileride konuşuruz. Herkesin özelliğine göre seçtik. Hı hı. Onun için e, ortaklarımız farklı farklı sektörlerde. Burada baktığımız zaman sağda film izleyebileceksiniz. Güncel haberi izleyebileceksiniz. Aklınıza ne geliyorsa buradaki elinizdeki cep telefonu, akıllı cep telefonla ne yapabiliyorsanız hepsini yapabileceksiniz. Burada Mesela hava durumu var. Meteorolojiyle anlaşmamız var bizim. Şu anda Türkiye'de seyahat ederken bütün araçlar meteorolojiyle konuşuyorlar. TOG araçları. 20 kilometre ötede karlanma var, buzlanma var, sis mi var, yağmur mu var? Birbirleriyle haberleşiyorlar. Buradaki araç sürücüsü, Öndeki hava şartlarının hepsini biliyor. Tabii meteoroloji de bütün Türkiye'deki meteorolojik şartları verebiliyor. Yüzlerce istasyonu olduğu için hı hı. anlık olarak o istasyonlardaki Aynen. verileri bu araçlarla paylaşacaklar. Bu He. harika önemli bir, şey. bir katma değer Kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. Belki ileride mesela kaza vesaire bir şey varsa o da teknolojik olarak o da ona, onu da çalışıyoruz. Veriyorsun. o da olacak. O da olacak. O da, 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 da trafikte. Şimdi bir alacak. otomobilden daha fazlası dediğimizde aslında e, Türkiye'nin otomobili bunu kastediyor. Artık otomobiller sizi sadece bir yerden bir yere taşıyan e, araçlar değiller. Hı hı. Artık otomobiller üzerindeki katma değerli uygulamalarla, e, inovatif e, bir takım e, yazılımlarla sizi hayatın içerisine çeken, hayatınızın bir parçası olan araçlar. Bakınız bu... E, Türkiye'nin otomobili üçüncü bir yaşam alanını hı hı. size sunmuş olacak. Ne demek bu? Hayatınızı siz ofisinizde ve evinizde geçiriyorsunuz, değil mi? Ama artık aracınız da bu teknolojik cihazınız da sizin yeni bir yaşam alanınız olacak. E, oturma odanızda, ofisinizde ne yapıyorsanız aslında bu araçlarda onu yapabileceksiniz. Şimdi bunlar akıllı cihaz diyoruz. Hı hı. Akıllı cihaz derken artık evdeki bütün beyaz eşyamız. Hepsi akıllı cihaz. Yani siz buradan işten çıktınız, evinize gidiyorsunuz, mikrodalgayı açabiliyorsunuz, hı hı. Fırınızı açabiliyorsunuz, Oo. buradan durdurabiliyorsunuz. Yani ne aklınızda ne gelirse, hiç bütün ev hayatı gibi, evinizde nasıl yaşıyorsanız burada da hepsini idare edebilirsiniz. Peki Rifat Bey şimdi orada dediniz ya video filan izlenebilecek Tabii diye. E peki şoförün dikkati dağılmayacak şoförün mı? Şoförün dikkati dağılısı bu var, Oo. kameramız var burada. <laughs> bu kamera iki işe yarıyor. Bir şoför dikkati dağıldığı zaman hemen ikaz ediyor. Şu, Yoldan gösterir misiniz çıkıyor. Sayın Bakanım? Burada. Ha. Evet. Bu uyuduğu zaman e, ikaz ediyor. Öteki taraftan gözünüz bu tarafa kaçtı. Eğer gözünüz bu tarafa kaydığı zaman hemen sizi ikaz ediyor. Yola odaklan diye. Bu selfie de çekiyordur ha, belki. Art, bravo. <gülüyor> Aynı <gülüyor> zamanda <laughs> selfie de Anında paylaşabiliyorsunuz. Aha. Bakın e, şimdi... E, Burada bir kameramız var. Burada yeni geliştirilmiş bir kamera var. İşte bütün bu aslında yeni teknolojileri bu araçlara entegre ettiğinizde aracı çok daha katma değerli hale getirmiş oluyorsunuz. İyi yeni değişen dönüşen otomotiv endüstrisinde asıl önemli olan işte bu teknolojiyi geliştirmek, katma değeri geliştirebilmek. Peki siz çok başarılı startuplara sahipsiniz. Çok başarılı girişimlere sahipsiniz. Otomotiv endüstrisi için diyelim ki yeni teknolojiler geliştiriyorsunuz. Peki bu teknolojileri araçlara e, entegre etmeniz için ne gerekiyor? Fikri mülkiyet haklarının size ait olduğu Doğru. bir araç gerekiyor. Doğru. Diyelim ki bu kamera çok yeni bir teknoloji Hı. ve bunu geliştiren bir Türk firması var. Ama bu teknolojiyi bir araca entegre edebilmesi için diyelim ki global bir markaya gidip yalvarması gerekiyor. Ben çok iyi bir teknoloji geliştirdim. Benim bu teknolojimi alın e, aracınıza entegre edin diye. Ama Türkiye'nin otomobili projesinin yerli ve milli olmasının altındaki hı hı. en önemli işte etken burada fikri mülkiyet hakları size ait olduğu için Türkiye'deki herhangi bir teknolojiyi getirip bu araca entegre edebilirler. Dolayısıyla o teknoloji geliştiricisini de dünyaya açabilirler. İşte Fikri ülkeye hakkı bunun için <laughs> çok önemli. Şu direksiyondaki herhalde oradan kontrol edilebiliyor. Evet adaptif touch <laughs> dediğimiz buradan yönetebiliyorsunuz. Gerçekten dizaynı da güzel. Bu teknolojide de gerçekten birkaç araçta uygulanmaya başladı ama arkadaşlarımız çok başarılı Eten bir programı iş yaptılar. kendiniz yapıyorsunuz artık. Hmm. Yani burada yazılı program yok. Ne buraya ne indirmek istiyorsanız. Ha, ihtiyacınız, ne ne siz ihtiyacınız neyse siz belirliyorsunuz. Şurası da şarj yeri galiba öyle mi? Şuraya evet burası, şarj ediyorsunuz telefonunuzu ha, şarj. Burada evet. görüyorsunuz bu e, kol da aslında e, helikopterlerden esinlenerek dizayn edilmiş bir kol. Adeta bir helikopter e, pilotu, e, pilotu hissiyle ha. aracınızı buradan Yönetebiliyorsunuz. Harika. Aslında e, ön panelle ilgili aracı satın alanları e, bekleyen çok güzel yenilikler var, müjdeler var. Onu aldıklarında görsünler, yaşasınlar istiyorum. Ama onu Burada... söyleyelim. söyleyelim. Söyleyelim mi? Tabii söyleyelim. Mesela buradan alışveriş yapabileceksiniz. Giderken, yolda giderken alışveriş yapabileceksiniz. Veya yolda giderken mil kazanacaksınız. Türk Hava Yolları'na üyeyseniz otomatikte her kilometre başına Aa, bir mil kazanıyorsunuz. Bu Uçuş milli gibi. Bu dünyada da ilk ve tek. Evet çok anda. enteresan. Bir de şöyle bir şey duydum. Şu ön panelden e, alışveriş yaptığınız zaman mesela e, oto, e, otomobil sizi o siparişle ilgili de bilgilendiriyor. Tabii. O tabii. da enteresan. Sadece o değil aynı zamanda ödemenizi de araçtan yapıyorsunuz. Ödemeden yapıyorsunuz. Aa, yani ha. artık tabii. evinizde otururken oturma odanızda ne yapabiliyorsanız buradan onu yapabileceksiniz. İşte yeni dünya buna doğru gidiyor. Türkiye'nin otomobili de bu alanlara yatırım yaparak teknolojiye yatırım yaparak bir otomobilden daha fazlasını geliştirmiş oluyor. Tabii bunları söylüyoruz ama Aha. normal standart araç özelliklerine baktığınızda da bu araç çok başarılı bir araç. İşte bugün kullandık gerçekten performansı göz dolduruyor. Biraz önce söyledim C segment araçtan çok daha e, ferah, yol tutuşu çok daha e, iyi. Ee, bu manada da otomobil özellikleri, klasik otomobil özelliklerinde de fark oluşturacak bir araç. Hı. Tabii en önemli özelliği evet. doğuştan elektrikli olması. Bir sesini duyalım mı kornanın? <laughs> 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 Belli Hanım Sen arkada oturuyorsun. Mesela evet. e, kameraman arkadaş biraz şöyle çekilirse ha. başka. Bu tip araçlarda bu kadar rahat oturabilir misin? Yok sayın bakanım siz önde rahat mısınız? Benim ayaklarım yetişmiyor şu anda. Ha, ha, öyle, öyle mi? Şey o zaman lazım. çok rahat, inanılmaz ya, rahat. Muhteşem. Bak, Hatta, evet evet. Ar arada da hiçbir engel yok. Doğru doğru çok rahat. Vallahi o zaman çok iyiymiş. Hakikaten. Bak, aracı olarak da kullanabilirsiniz. Bence onu. de çok çok güzel bir şey. Beğendim. Bir de bagaja bakalım mı? Bak, bakalım. Hadi bakalım. Çok çok bagaj çok önemli biliyorsunuz. Daha önce gündem olmuştu. <laughs> Bagaj işi önemli. Sen açar mısın? Ben açayım mı? Nasıl arzu edersin? Kameraman arkadaş gelsin de. Şöyle. Ha. Mesela C segment araçlarda böyle bir özellik genelde olmuyor. Bu lüks sayılan bir özellik ama C segment bir araçta işte böyle e, kendi kendine açılıp kapalma özelliği sahip olarak. Bagajın büyüklüğüne ne diyorsun? Bence bagaj çok iyi. Yani bir ailenin çok rahatlıkla e, tatile giderken, memlekete giderken çocuklarıyla, çocuklarıyla beraber. beraber bütün valizlerini e, gayet güzel bir şekilde sığdırabileceği hakikaten geniş. Çok beğendim. Buradan da Teşekkür herhalde olun. düğmeyle evet, değil evet. mi kapatıyoruz? Bu Anadolu. Şu bir iki bu rengini daha görelim bakalım. Bu, evet. bu Pamukkale. Pamukkale. Beyaz hem de kırmızı beyaz. Evet, Türk bayrağı rengi. Harika. Bugün sahnede ikisi vardı biliyorsunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız dedi zaten. Anlıyorsunuz koydu. herhalde niye koyduk bu ikisini diye. Şu. Oltu. Oltu. Oltu Oltu siyahı. taşının, Oltu evet, taşının rengi. Sayın Bakanım siz hangi rengi seviyorsunuz? Ya ben aslında ilk göbe, göz bebeğimiz olan gemliği çok beğeniyorum. Ee, i̇lk çıkışta da o renk vardı. Bu manada da gemliği ben çok beğeniyorum. Ama siyah araç da. Göz dolduruyor. Yan e, siyah çok yakışmış. E, <laughs> yani evet. hepsi çok güzel. Gerçekten e, aslında vatandaşlarımız tabii ki deneme fırsatı olmadı insanlarımızın. Koltuğa oturduğunuzda vay be bunu bizim Türk mühendislerimiz, Türk teknisyenlerimiz yapmış dediğiniz kadar başarılı bir araç. Gurur verici bir araç. Deneme merkezlerimizde olacak Sayın Bakanım. Aha. İlkini İstanbul'da açıyoruz. Güzel. İkinciyi Ankara'da açacağız. Daha sonra yayılacağız. Tabii e, bu yeni Hı -hı. nesil bir araç olduğu için satışı direkt firma kendisi yapacak. O e, dijitalle fizikiyi birleştirecekleri Ne zaman verelim deneyimle. siparişi? Siparişler Sayın Cumhurbaşkanımız Şubat. ilan etti. Şubat ayında Güzel. siparişler verilmeye başlanacak. Ama gerçekten içine bindiğinizde helal olsun dediğiniz bir iş yapmış ben arkadaşlarımız. De Gerçekten bu manada böyle 29 Ekim'in coşkusuyla, gururuyla bugünkü törenin gururu birbirine karışmış oldu. Biz gerçekten hem arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ama bu gururun bir parçası var, olduğumuz için de gerçekten çok mutluyuz. Şimdi bu, Kapadokya, bu Kapadokya, Kapadokya, bir taraftan rengine bakarken dış dizaynında da konuşalım isterseniz. Kim doğru. yaptı? Dış dizaynda biz ilk daha işe başlarken Murat Günak. Biliyorsunuz dünya çapında tabii. meşhur dizaynı, Türk olması bizim için ayrı bir gurur. Bütün dünyadaki şu andaki birçok markanın, dünyaca meşhur markaların dizaynını yapmış bir arkadaşımız. O bizle beraber çalışmaya başladı. Onunla beraber profesyonel i̇şte. bir ekipten hizmet satın aldık. Evet, arkaya doğru gidecek <laughs> miyiz? İşte gemlik e, o gemlik. Ilk, i̇lk göz ağrımız diyebiliriz. Gerçekten e, bu araçta e, ilk çıktığından beri e, rengi ben bunu çok herkesin beğendim, hoşuna rengini. gidiyor. Arkaya doğru gittik e, Arkamızda da arkamızda da farklı kamera var. var. Kamera var. Evet, bunu görmemiz gerekiyor. Bunu opsiyon Haka. olarak koyacaklar araçlara. Hatta e, o kamera aslında ikinci araçta da var. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, o tarafa doğru gidelim. Ben gemliği de çok beğendim. Kapadokya da bence Siz çok Siz olmazsa iyi. iki sipariş veririz. <gülüyor> <gülüyor> bir Bermin alana oluruz. bir bedavaysa tabii. Memnun oluruz da sıra var. Hangisinde A, sıra var? Hepsinde. Ya, Öyle ya, mi? Araç ya. Üretileceğimiz yani aracı. Bugün nereye giderseniz gidin. Bakınız. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Gel, Gel Gerçekten vatandaşlarımız hep bunu soruyor. Evet. Yani Türkiye'nin otomobili Aynı ne zaman en çıkacak en, kamerayla diyor. Türkiye'nin otomobiliğini ne zaman yollarda göreceğiz diyor yani gerçekten. E, Aa, tamam. 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızda heyecan uyandıran bir <laughs> proje olduğu için gerçekten Bankadan insanlar şunu görüyoruz. Evet, insanlar bunu soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle oluyor. Burada ayna yerine bu teknolojide evet. kameraya koymuşlar. Aynı zamanda buradaki de buradaki de aynı. Bir dakika ben şöyle geçeyim bakayım. Ben de her fırsatta oturuyorum ha arabaya. <laughs> Sayın Bakanım, rica etsem şöyle mesela evet, kullanırken, şimdi Hah. size evet <laughs> size bir hususu söyleyeyim. Türk. Bakın bu aracın kameralarını üç tane gencin Aynen Türk. E, kurduğu bir şirket üretmeye başladı. Daha önce otomotiv endüstrisinde hiç çalışmamış bir şirket, üç kişinin kurduğu, 3 gencin kurduğu bir startup. Bu aracın kameralarını üretiyor. İşte biz otomotiv endüstrisini değişip değişim ben ve dönüşümden kamerayı... geçirirken tok öncü bir proje olacak derken bundan bahsediyorduk. İşte 3 tane gencin kurduğu şirketin teknolojisini bile getirip bu araca entegre edebiliyorsunuz. Hı hı. Bu manada Türkiye'deki otomotiv endüstrisi de kendini yeni nesil araçlara hazırlamış oluyor. Tedarik zincirimiz bu manada kendini geliştirmiş oluyor. Dünyaya bir alternatifi Arada, koymuş oluyor. Arahtarı, Arabamızın anahtarı. Wow. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Ben sevdim. <laughs> Çıkmayayım. Sunroof'u var. buradan da evet üstü de var. Evet. Ondan sonra. Yani üzerine tabii konuşulacak çok şey var da bir gelip oturmaları lazım içine. İnşallah şey, İstanbul'dan Ankara'da başlayacağız. Bu da elektrikli. Evet. Ha? çok evet. güzel vallahi maşallah. Maşallah arabamıza. Oh. Evet, bagajını da gördük, dışını da gördük. Ondan sonra biraz dizaynlı konuştuk. Şimdi çok teşekkür ederim. Seyircilerimizin de muhakkak merak ettiği hususlar vardır. Onları da soracağım. Ama tabii en çok gelen soru yani biliyorum buna artık cevap vermekten bile yoruldunuz ama herkes bu arabanın fiyatını merak ediyor. <laughs> Fiyatı Pelin hanım muhakkak kendi modelleriyle işten yanmalı motorlarla rekabet edebilecek bir fiyat olacak. İnşallah bunu Şubat ayında siparişi alırken de açıklamış olacağız. O zaman herkes de görecek ki bu arabaya bu tip arabaları satın almak su model almak isteyenlerin fiyatı erişebileceği bir fiyat olacak ki artı bir de bugün Cumhurbaşkanımız bankalara bir çağrıda bulunuyor. Evet o da çok önemliydi. Taşıt alım kredisi olarak bunlara tüketiciye uygun şartları sağlayın. Bu araçları aslında. Ama dedi. şunun Orada altını çizmemiz lazım. Şey Bakın bu bir otomobilden ötesi diyoruz, teknolojisinden bahsediyoruz. Bir kere doğuştan elektrikli bir araç olduğu için, ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız şunu söylüyorlar: Biz piyasaya çıktığımızda C segment SUV benzinli ya da dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan çıkacağız. Yani bu Doğuştan elektrikli bir otomobil olmasına rağmen, bir akıllı cihaz olmasına rağmen benzinli ve dizel muadilleriyle yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak. Yani bu da elektriklerden ucuz. Bu bu manada bu büyük bir avantajdan da bahsediyoruz. Elektrikli otomobillerin en önemli özelliği biliyorsunuz, bunların idame ettirilmesinin daha e, uygun maliyetli olması. Bugün Elektrikli bir otomobiliniz varsa akşam eve geldiğinizde 220 volt prize takıyorsanız yakıt sarfiyatını, yakıt maliyetini 5'te 1'e indiriyorsunuz demektir bu. Yani bir dakika o zaman bu şu mu demek? Mesela arabanın bugün benzin deposunu 1000 liraya dolduruyorsam ben bu arabayla kaça doldurmuş ben olacağım? Şöyle Şarjın kaça geliyor? 200 söyleyeyim. liraya doldurmuş olacaksınız. O avantaj. Yani burada... Ankara İstanbul. Mukayese şöyle yapalım. Ankara İstanbul. Ankara e, ...dizel, en ucuz onunla gittiğimizi kabul edelim. Onunla... ...3 lira kullanıyorsanız... ...bununla 1 lira. Çok iyi. 3'te 1. Çok iyi. Daha ucuz. Çok Bakım iyi. yok artı Çok iyi. Bakım yok. Yazlaştığı, Peki... kısa lastiği değiştirmekten başka bir ihtiyacınız yok. Öyle mi? Tabii yağ yok bunda. Hiçbir şey yok. Neden? Çünkü elektrikli e... araçların parçası... ...normal bir otomobilden çok daha az. Dolayısıyla... Bu araçların bozulma ihtimali, servis ihtiyacı çok daha az. Öyle 10 bin bakımı gibi şeyler yaptırmak zorunda değilsiniz. Nadiren servise gitmek zorundasınız. İşte bunların hepsi bir avantaj oluşturuyor. Şimdi ee, buradan gelen seyirci sorularını da hemen size yöneltmek istiyorum. Hazır şarjı konuştuk. Diyor ki. Ee, şarj istasyonları ve evde şarj meselesi. Mesela evdeki 220 volt ile kaç dakikada yüzde kaç şarj dolmuş akşam, olacak? Akşam koyuyorsun sabaha doluyor. Evet. Aa, güzel. Peki, yani yattığınız yerde arabanız dolmuş oluyor. Tamam. Peki şarj istasyonları meselesi nasıl olacak? E, maksimum 20-25 dakikada mesela Ankara İstanbul arası giderken tam orta noktada durdunuz. Bir çay, bir kahve içene kadar, ihtiyaçlarınızı giderene kadar 20 dakikada, 25 dakikada. Zaten tabii normal... bu arabanın menziliyle Men. de ilgili tabii. biliyorsunuz TOG'un iki versiyonu var. Bir 350 kilometre, bir 500 kilometre menzilli. Hı hı. Ee, burada hızlı şarjdan bahsedince tabii ki şarj istasyonları ile ilgili Türkiye'deki gelişmelerden de bahsetmek lazım. Trugo'dan Rıfat Bey bahseder. Ee, şu anda biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye'nin 81 ilinde 1500 şarj istasyonu kurulmasıyla ilgili bir destek paketi açıkladık ve şirketlerimiz buna başvurdular. Özellikle karayollarını odağına alacak şekilde Türkiye'nin her tarafında 2023 yılına kadar 1500 tane şarj hızlı şarj istasyonu kurulmuş olacak. Ama bunun yanında Türkiye'nin otomobili de TURUGO diye bir girişim başlattı. Onu da Rıfat Bey anlattı. Pelin Hanım şimdi 25 kilometre kareye trafiğin yoğun olduğu bölgelerde muhakkak şarj edebilecekleri istasyonu bulabilecekler. Trafiğin daha az yoğun olduğu yerlerde de 50 kilometre karede ulaşabileceğiniz şarj istasyonlarınız olacak. Ve şu anda bin noktada satış yapabilmek için elektrik satış yapabilmek için örgütlenmiş durumdayız. Artı bakanlığımızın verdiği teşviklerle beraber... Türkiye genelinde ihale yapıldı zaten bu yayılmaya başladı. Bütün Türkiye genelinde herkes ihtiyacını görebilecek. Ama en ucuz akşam evinizde. <laughs> evet. Akşam evinize gittiği zaman bu hakkak şarj edeceksiniz. Apartmanlarda problem çıkabilir. Çünkü herhangi bir mülk sahibi diyebilir ki şu andaki mevcut e, kanuna göre bir kişi itiraz ederse şarj istasyonu şarj aletlerini koyamıyorsunuz apartmanın önünde. Şimdi onunla inşallah hükümetimiz, bakanlığımız değişikliğe gidiyor. E, çoğunluk eğer istiyorsa o zaman apartmanlarınıza şarj e, aletlerini koyabileceksiniz. Peki yani ben gerçekten bilmiyorum ve bilmeyen seyircilerimiz de vardır. Bunu böyle şarj ederken aynı benzin istasyonunda olduğu gibi bir... Fiş takıyorsunuz. O şekilde feşi yani fiş yani takıyorsunuz bugün öyle. Cepten olsun şarj ediyorsunuz. Evet. Aynı onun gibi. Hmm. Peki cep telefonu örneğini verdiğiniz hani cep telefonlarında power bank'ler var bir şekilde yanımızda taşıyıp da bunu mesela yok. bu otomobillerde çok, çok mümkün değil İleride belki i̇leride, inşallah de, ileride çok Tek yaygınlaşırsa değil. olabilir ama şu an bu mümkün değil tabii arabadan bahsediyoruz ee, aslında ben biraz da içinde bulunduğumuz burayı konuşmak istiyorum çünkü tamam. oraya da gelelim ama arabayla ilgili çok soru gelmiş Öyle mi? onları yönelteyim mi müsaade eder misiniz? Tabii. Şimdi e, mesela e, Karadenizli bir seyircimiz e, Murat Bey'den gelen soru araç alırken diyor genelde kullanıcıların ilk sorusu yol tutuşu ve virajlardaki savrulma oranıdır diyor. Evet, Burada müthiş. nasıl diyor? Ben o zaman şunu söyleyeyim. Kendi tecrübemi evet. aktarabilirim. Belki o Bugün videoyu sürdüm, da e, evet arkadaşlarım hazırlarlarsa veririz. Bugün ben kullandım. Doğru. Rıfat Bey siz yoktunuz ama Sayın Bakanım vardı ve Gürcan Bey de vardı. Tabi burada Gürcan Karakaş'ı da e, muhakkak vurgulamamız gerekiyor, ismini anmamız gerekiyor ve teşekkürlerimizi sunalım. E, bu işin içine e, gerçekten elini taşın altına koymuş ve e, önemli bir e, işe de imza atmış birisi. E, Gürcan Bey yanımda oturduğu Bakan Bey, keza öyle zaten Sayın Bakanımız önce kullandı çok rica ettim. Sonra verdiler kork <laughs> Korkmadınız değil mi benim kulağım? Ben biraz endişe <laughs> ettim ama artık <laughs> yani görevimiz gereği o korkumuza katlandık. <laughs> İzleyelim sevgili seyirciler ama başta e, Sayın Bakanım hani ben arada bir korktum dedi ama en başta benim başıma ne geldi bakalım arkadaşlar eğer koyduysa banda bir görün izleyin istiyorum. Yani hissettirmiyor böyle çok rahat gidiyor. Zaten ben şu anda Tobi'yi kullanıyor olmanın şaşkınlığı kend, içindeyim. Kendinizi ben de hissediyor musunuz? Kesinlikle güvende hissediyorum. Çünkü çok kısa bir sürede 130'a çıktınız. Evet. Yani bunun Şimdi ne yapayım? De... Sağdan mı soldan mı? Çok hoşuma gitti. Yazsın mı evet. sizi listeye? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Yalnız Kapadokya mı, Gemlik mi? Renge karar vermem lazım. İlk Hiç defa bindiğim çünkü. bir araba olduğu Anlaşmak için çok... Gerek. Evet, rahat bir araba. Çok beğendim. Şurayı çok beğendim. Şimdi burayı Biz... burada mı duruyoruz? Teşekkür ediyoruz. Çok güzel, <laughs> harika. Evet, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Bizim koktuğumuz yeri koymamışlar. Bilmiyorum, belki de koymuşlardır. Burada biraz daha geç geliyor ya görüntü. Peki hala, o kısım var mıydı? Ben burada tam rahat göremedim ama şimdi Sayın Bakanımız kullanıyor aracı. Ben arkada oturuyorum. Bana dediler ki, kemerini taktın mı? Doğru. Yani gerek var mı filan dedim. Hani nasıl olsa trafik açık alan değil. Sen tak tak dediler. Peki takıyorum dedim. Ondan sonra bir böyle hızlanınca <laughs> korkuyorum. Ama muhteşem. Çok nasıl güzel. 100 km'ye 4 kişi araçla seyahat ediyorsa 4.8 saniye'de ulaşabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Tabi hazı tatmak lazım evet. bilmeden tadamıyorsun. Tabi yani siz onu hissettiniz. E, aracın performansının e, bu kadar iyi olmasının birinci sebebi bunun doğuştan elektrikli bir araç olması ve doğuştan doğru, doğru. elektrikli bir araç olarak bütün dizaynın tasarımın yapılmış olması. Dolayısıyla o güçleri işte çok rahat elde edebiliyorsunuz. Aracın yol tutuşu bu manada e, çok iyi e, biliyorsunuz. 9,5 metre çapında araç kendi etrafında dönebiliyor. Müthiş bir başarı. Şehir içi trafikte, yoğun trafikte bu kadar manevra kabiliyetinin yüksek olması büyük bir başarı. Ama işte bunu nasıl elde ediyor arkadaşlarımız? Doğuştan elektrikli olarak tasarladıkları için tekerlek mesafelerini, açılarını istedikleri gibi koyabiliyorlar. Ve C segment SUV bir araçla piyasaya çıkıyorlar ama... Önümüzdeki dönemde 4 farklı tipte daha aracı aynı platformun üstünde geliştirecekler. Ve 5 modele ulaştığında bu tesis yıllık 175 bin araç üretme kapasitesine ulaşacak. Bir taraftan bu da çok iyi bir rakam. Muhakkak. E, DSF'yi izliyorlar e, araçtan görüntüleri. Şimdi 360 derece, siz zaten biliyorsunuz da sevgili seyircilerim size söyleyeyim. 360 derece böyle direksiyonu kitlediğiniz zaman bayağı olduğunuz yerde dönüyorsunuz Aynen. ve Aynen. savrulmuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ee, bir de o benim dikkatimi çekti. Böyle rampadan çıkarken ki rampa da değil burada test 18 alanında. 18 derecelik 18 O neyin nesidir bilmiyorum. Eğim, 18 derece. Çok acayip böyle dağa tırmanır gibi ve tık etmedi araba. Sarsılmadı, kaymadı. Hiçbir şey olmadı. Hop gitti böyle. Hop indi. Çok güzeldi. Tabi bu araçlarda bir şey daha var. iki tane kazancımız daha var. Aracı gazdan ayağınızı çektiğiniz anda otomatikman fren yapıyor. Bu arada elektrik üretiyor. Yani bataryanızı dolduruyorsunuz bu arada giderken. İki kazançta bu. Hem fren balatası eskimiyor. bir... fren yapmaya gerek yok. Zaten motor elektrikli motoru kestiği anda araba fren yapmaya başlıyor. Bir taraftan da elektrik kazanıyorsunuz. Çok iyi. Harika. Evet seyircilerimizden gelen soruları ben size yöneltmeye devam ediyorum. Bakalım ne sormuşlar. Diyor ki e, bu evet şarj cihazları işte benim şehrime de gelecek mi diye farklı gelecek. şehir isimleri vermişler. Gelecek. Olası kaza sonrası diyor servis hizmeti verecek yerler ya da klasik bakımlar için ilgili servis noktaları hazırlanıyor mu? Efendim onu zaten biz kendimiz kuruyoruz artı mobil araçlarımız olacak. Aynı şu andaki araçlarda yaşadıkları sıkıntıların hepsini görebilecekler, hizmeti alabilecekler. Eee... Sümeyye herhalde hanımefendinin ismi. Bu gururu sonuna kadar yaşıyoruz ve çok heyecanlıyız. Şimdi 2023'ten itibaren, pardon Şubat ayından itibaren sipariş verilebileceğini söylediniz. Mart'ta. Mart'ta mı? Mart'tan itibaren araç teslimine başlıyoruz. Ha, Şubat'ta siparişler Şubat'ta verilecek, verilecek sipariş, Mart'ta, Mart'ta alıyoruz. Martta araçlar teslim edilmeye Mart'ta başlayacak. Türkiye'de karayollarında togu görebileceksiniz. Peki öncelik verilecek kurumlar var mı ya da isteyenler arasında bir, bir sıralama bir şey, yapılacak çekeceğiz. mı? Bir kurağımız var. Bir kısım... E, yatırdığı e, kaporaya göre kura olacak. Bir Aha. kısmı da oyunla seçeceğiz. Zaten normal dünyanın şu andaki giden trend neyse o şekilde e, şu anda öleceğiz. sadece bir numaralı aracın kime gideceği belli. O belli. Sayın i̇ki Cumhurbaşkanımıza numara. iki numarayla ilgili hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla i̇ki orada numara, büyük bir rekabet Kura'da var. Kura'da sıra da çıkabilir Pelin. Aa, belki de. <laughs> Peki e, güneş enerjisini adapte etmeyi düşünüyor musunuz? Öyle bir şey olabilir i̇leride. mi diye sorarlar. Teknoloji hepsi ileride. Ya bir şey söyleyeyim. Bu o kadar hızlı ki. Hatırlarsınız eskiden Nokia telefonları vardı, Ericsson'lar vardı. Aha. Adapte olamadılar. Ne yaptı? Apple'la işte e, sizin kullandığınız neyse Samsung, yani, Samsung Marka markası ama. Ya, aldı başına gitti. <laughs> Şimdi burada bu teknoloji öyle bir şey ki. Her gün kendinizi update etmeniz gerekiyor. Her gün kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu artık arabadan olmaktan çıktı. Cep telefonunuz neyse evinizde kullandığınız bilgisayarınız neyse her gün yenilemeniz gerekiyor. Hı. Bu tabii teknolojinin Dinamik gelişmesiyle de ilgili. Yani şu anda batarya teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Burada farklı e, reçeteli piller gündeme gelmeye başladı. Bu manada Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu aracı nereye evireceğinize işte fikri mülkiyet hakları size ait olduğu için siz karar vereceksiniz. Bu aracın en önemli parçalarından bir tanesi batarya. Ben sürekli tesislere geliyorum ama batarya konusunda da Tok Dünya Devi Farasis'le bir işbirliğine gitti. Burada da hemen bu tesisin yanında yan tarafta 600 bin metrekarelik bir arsa da bir batarya pil fabrikası kurulacak. Burada da full kapasiteye ulaştığında 20 gigawatt batarya üretimi yapılmış olacak. Bu tabi TOG'un ihtiyacının da üstünde bir e, hmm. rakam ve hem TOG'un ihtiyacı karşılanmış olacak ama SIRO girişimiyle yani TOG ve Farasis'in girişimiyle aynı zamanda hem batarya geliştirilecek hem de Türkiye'den ihracat yapılmış olacak ya da Türkiye'deki ...diğer ihtiyacı olan mobilite sistemindeki, ekosistemindeki şirketlere bu tedarik yapılmış olacak. Bu manada batarya içinde böyle bir girişimin olması Türkiye açısından önemli. Çünkü Türkiye otomotiv endüstrisinde güçlü bir ülke. Tedarikçilerimizi güncellememiz lazım diyoruz. Bataryanın da Türkiye'de üretiliyor olması... ...ciddi bir Türkiye'ye avantaj sağlıyor. Şimdi tabii çok fazla büyük gurur duyduğunu yazan sevgili seyircilerimiz var. Teşekkürler. Gönül Hanım'ın sorusuydu. Bu batarya ömrü diye hep böyle bahsediyorsunuz. Bu batarya şarj oldukça belli bir süre sonra ölen bir şey mi diyor? 8 sene e, maksimum minimum 8 sene. Hmm, tamam. Minimum 8 sene götürebilecek. Yenileyebileceksiniz. Tabii o günkü şartlara göre değişen şartlara göre... ...zaten birçok kilometre uzatmalarınızı falan update olarak arabanızda yap, arabanızda yapıyoruz. Bir servise götürüp hı hı. kilometre uzatmaya falan da ihtiyacınız yok. Tamamıyla yukarıdan bağlanıyorsunuz, iş bitiyor. Güzel. Peki bu mesela garantisiyle ilgili konu yazanlar olmuş. Çünkü galiba Tesla'nın pilinde birçok sorun yaşanmış. Amerika'da Şu anda diyor benim kardeşim teknik yönetmenimiz de yazmış. Bir sorun yaşadı diyor, pil olduğu gibi değişmesi gerekiyor. Onu yani. değiştiriyor. böyle bir şey yok ama bizim en büyük hassasiyet duyduğumuz şey yuran kep. Yani dünyada e, güvenilir araba belgesini almak. Beş yıldızlı. Avrupa'da ve dünyayla yarış edeceksek, ihracat yapacaksak ve rakiplerimiz de önüne geçeceksek hedefimiz bu. Zaten şimdi Mart diye beklediğimiz süreçte 92 tane testten geçeceğiz. Güvenlik Oo, testinden. Çok güzel. O güvenlik testlerinden geçtikten sonra EuroCab'i de aldıktan sonra inşallah Mart'ta hep beraber bu arabaya binmiş olacağız. <laughs> Diyorlar ki bir seyircimize hediye eder misin? <laughs> oldu tabii <laughs> ki. tabii ki. Pekala. Dünya pazarına ne zaman açılacağımızı soran sevgi seyircilerimiz var. Kış performansı hakkında bir test yaptınız mı? Lan, Bunu yapıyoruz soranlar, zaten bu, otomobil programı gibi oldu. Yani, aynen otomobil. Ama siz de çok iyi anlatıyorsunuz. Evet çok güzel <laughs> anlatıyorsunuz. Bir de şunu ben merak ediyorum. Aslında e, hep Bugünkü konuşmalarınızda da dile getirdiniz. Mesela yapamazsınız, edemezsiniz Aa. falan. Hatta çok özür diliyorum yani sizler kullandığınız için. Hani çok da dalga geçtiler evet, dediniz, bravo. alay ettiler dediniz. Hiç bakmadım. bakmadınız. Hiç bakmadınız? Hiç de umutsuz olmadım. Ben iş adamıyım zaten. İş insanı. Umutsuz olamaz. Yani günün şartlarına göre her zaman için başarısız olacaksınız diye 2017'den bu tarafa gülüyorlar bize. Şimdi şunu söylememiz lazım. Şimdi... Bakın Türkiye... <laughs> fırsat pencerelerini yakaladığında mutlaka başarılı oluyor. Bu genel kaidedir aslında. İnsansız hava araçlarında şu anda dünya kimi konuşuyor? Türkiye'yi konuşuyor. Neden konuşuyor? Çünkü dünyada hiçbir ülke buralara ilgi göstermiyorken bizim kendi şirketlerimiz, Türk mühendislerimiz, Türk teknisyenlerimiz bu alanlara ilgi gösterip insansız hava araçlarına yatırım yapmaya başladığı için biz bir adım öne çıkabildik ve şu anda dünya bizim insansız hava araçlarımızı konuşuyor. Evet. İşte Türkiye'nin otomobili projesi de doğuştan elektrikli olarak yola çıkacağını ilan ettiğinde insanlar dediler ki hadi canım %100 elektrikli otomobiller için daha çok erken. ...bir hibritle başlayın bakalım... ...başarılı olamazsınız dediler ama... ...sen yanmalıyla bu, yapın dediler bugün, sen bakalım... ...bugün geldiğimiz noktada... Ha, ...elektrikli olmasın... Elektrikli ha. ...bugün geldiğimiz ha. noktada... ...yüzyıldır araba üreten firmalar bile... ...eyvah biz geç kaldık diyorlar... ...elektrifikasyon yarışında... ...biz ne yapacağız diyorlar çünkü... ...sektör öyle bir hale geldi ki... ...artık o devasa... ...hantal şirketlerin yerine... ...yeni girişimler kolay hareket edebilen girişimler daha hızlı yol alıyorlar ve başarılı olabiliyorlar. İşte o fırsat penceresinde aslında Türkiye'nin otomobili girişim grubu kuruldu ve o alanlara yatırım yapmaya başladı. Şimdi dalga geçenler oldu, bunun fabrikası nerede diye soranlar oldu. İşte biz şu anda o fabrikanın içerisinde yayın yapıyoruz ama bunun nerede kardeşim fabrikası diyenler işte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında şu coşkuyu beraber yaşamaya bile gelmediler. Böyle bir coşkuya gelip şurada bizimle beraber olmadılar. Bu manada biz bizimle dalga geçenlere aldırış etmiyoruz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'nin hangi alanlara yatırım yaparsa ön plana çıkabileceğini biliyoruz. Özel sektörümüze gerekli destekleri veriyoruz ve inşallah Türkiye o alanlara yatırım yaparak Türkiye yüzyılını da Önümüzdeki dönemde inşa edecek. Elin Hanım, Biz buna diyorlar ki yurt dışına satamazsın diyorlar. Aynı ekip başladı 2017'den bu tarafa. Şimdi diyorlar ki bu araba çıktı ama hı hı. yurt dışına satılamaz. 2024 biraz önceki sorduğun soru. İnşallah 2024 yılında bunu dünyada birçok ülkeden şu anda talip var bana. Aa, bir çok Birçok ülkeden güzel. Yani, isteyen var. He, Bana haftada düzey... bir tane geliyor. Tabii. Sayın Bakanım ben şu ülkenin Aa. bayiliğini almak istiyorum. Bu ülkenin bayiliğini almak istiyorum. Çok müthiş bir ilgi. Hedefimiz bizim tek ama. Önce araba pazarının dünyada en güçlü olduğu üretim noktasına güçlü olduğu ülkede satmak. Almanlara mı satacağız? Ülkeyi söylemeyeyim ama <laughs> önce Avrupa Ha. Önce Avrupa. Güzel. Avrupa'da bu arabayı piyasaya sokacağız. Araba ya, Avrupalı da satın alacak, sevecek çünkü gören Avrupalı dostlarım. Geçen Alman Odalar Birliği Başkanı benim misafirimdir. Fabrikayı da gezdi. Diğer rakipleri de gezdiği için biliyor. Mukayese ettiği zaman siz onların yüzde elli daha üstündesiniz dedi. Gerçekten A A yani. Almanya Odalar Birliği Başkanı. Yani Alman iş Dünyası'nın başkanı. Tabii bizimle dalga geçiyorlar diye Rıfat Bey söyledi. Biz de söyledik ama aslında Türkiye bugün buruk bir sevinci de yaşıyor. Biliyorsunuz devrim otomobili diye evet. bir macerayı bu ülke yaşadı. Aslında 60 yıllık bir 1960 hayal 1960 bu. yılında Türk mühendisleri gene tamamen e, kendi imkanlarıyla sıfırdan bir otomobil geliştirdiler. Ve o zamanki tarihi vesikalara baktığınızda o zaman bu devrim otomobilini geliştirenler ne konuşmuş biliyor musunuz? Acaba biz ayarlanabilir bir direksiyon mu yapsak diye düşünmüşler. Hmm. Dünyada o tarihte ayarlanabilir yok. direksiyon yok. Ama proje yetişmez diye vazgeçmişler. İşte öyle müthiş bir proje, Türk mühendislerinin geliştirdiği bir proje maalesef tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmiş. Neden? Çünkü birileri gerçekten yerli ve milli olarak bu tip işlerin başarılmasını istemiyor ve bu işleri adeta gömebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onun için biz ilk günden itibaren gerek TOG ekibi gerek bakanlığımız bu işin başarılı olabilmesi için kılı kırk yararak hareket ediyoruz. En ufak bir hata yapmamak için gayret ediyoruz. Çünkü en ufak bir hata yaptığınızda sizi gömeceklerini biliyoruz. Onun için biz bu manada başından beri çok dikkatli gitmek mecburiyetindeyiz. İşte işte bir araçtan bahsettiniz. Tesla Hı. şimdiye kadar dünyada 60 tane Tesla durup dururken e, alev almış. Yanmış arabalar. Ama kimse Tesla markasıyla ilgili e, bir e, olumsuz hava istirmiyor. Kimse Tesla markasını gömmeye çalışmıyor. Ama Türkiye'de böyle müthiş işler yapmaya çalıştığınızda birileri maalesef sizin paçanızdan tutup sizi çekmeye çalışıyor. Onun için sıfır hatayla götürmek zorundaydık ve ilk günden itibaren sıfır hatayla geldik. Bakın Hı. ilk araçları tanıttığımız organizasyonu da hatırlıyorsunuzdur. O araçların e, yerin altından yukarıya çıkması için bir mekanizma kurmuştuk. Ben sırf 7 kere o mekanizmayı test etmeye gittim. Acaba o gün tanıtımı yaparken o araçlar çıkmaz da bir aksilik olursa diye. İşte gerçekten enerjinizin bir kısmını da Hı. maalesef e, bu ülkede oralara harcamak mecburiyetinde ee... kalıyorsun. Biraz da özgüven eksikliği Sayın Bakanım. Hmm. Özgüven eksikliğimizden geliyor. Biz yapamayız. Halbuki yaparız. Yaparız. Yapmadığımız bir şey yok. Şu yani araca Türkiye'yi gezerseniz, Türk özel sektörünün nasıl sıfırdan gelip neler başardığını görebilirsiniz. Ben zaten yılda 181 gün evde yatmıyorum. 360 bin kilometre yol kat ediyorum. Bütün Anadolu'nun her tarafında. Kimlerin neler başardığını görüyorum. Zaten bunun taahhüdünü de verirken yaparız derken ona güvendiğim için evet demiştim. Evet. 2017'de. Bu arada ha 2017'yi hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü o gerçekten çok özel bir an, özel bir video. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni zannediyorum genel kuruluydu. Doğru. Evet. Ee, orada... Mayıs, Mayıs 2017. Evet, evet oraya bir dönelim mi Dön, ee, dönelim isterseniz sizin Bye. de o hem anlık refleksiniz de çok güzel sayın cumhurbaşkanımızın isteğini dile getirmesi sizin de hemen söz almanız o anları sevgili seyircilerimizle birlikte bir hatırlayalım ondan sonra üzerine konuşalım tamam peki ve şimdi ben diyorum ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkan kendi çatısı altından yüzde yüz yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın. Müsaade eder misin? Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım müsaadenizle siz bunu istedikten sonra bu Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz bizim yeter ki yanımızda olun. Biz bunu yaparız. Şu anda ekranları başında bizi tüm Türkiye izliyor. Doğru. Biz her an her daim böyle bir konuda bilesiniz ki yanınızdayız. Sizle beraber olacağız ve dünyaya önce ülkemize ve dünyaya Türkiye markasını inşallah gönderin. Nasıl beş ayda bir milyon yüz bin istihdamı yaptıysak onu da yaparız Sayın başkan. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlı olsun. Orada sözler verildi. Sonrasında Ama yola çıkıldı. o sözün altı var. Öyle kolay söz verilmiyor. <laughs> Şimdi odalar biliyorlar. olarak Türkiye'nin ekonomideki ne gündemi varsa ki Cumhurbaşkanımız buradaki konuşmada 15 yıldır ben babayı tarıyorum. Her platformda çağrıda bulunuyorum dedi. İlk çağrıyı bulunduktan yaptıktan sonra Topet Üniversitesi'nde Tepav'da düşünce kuruluşunda ve topta çalışma ekibi kurdum ben. Zaten çalışıyorduk. Altyapı Fikri, zihniyet olarak her şey hazır Sayın Sayın bize o çareyi yaptıktan sonra biz de tamam yaparız dedik. Yalnız e, hani ortak olamazsınız, yapamazsınız, masayı bir arada tutamazsınız filan diye. De. O ayrı o ayrı bir hikaye. Onu da anlatayım. Evet. Şimdi Eleştiler Türkiye'de yani. bir iki denedik. Her yani grubu oluştururken ben 41 tane Türkiye'de özel şirket, büyük şirketlerle bir araya geldim. Ve o zaman Faruk Bey vardı Sanayi Bakanımız. Beraber gece gündüz toplantılar yapıyoruz. O toplantılarda hepsine de teklif yaptım. Yaptığım teklifi herkes ya biz yapamayız edemeyiz işte işten yanmalı. Hepsine de elektrikli otomobil sunuyorum o zaman ben. Herkes geri duruyor. Ama beş babayı sağ olsunlar bugün ve o kadar tesadüf güzel bir şey oldu ki. ...farklı farklı sektörlerden... ...bir tanesi Anadolu grubu... ...Türkiye'nin en büyük parakende zincirlerinden bir tanesi... ...bir tanesi zorlu... ...ev, ev tüketim... ...elektronik ev tüketim malzemeleri üreten... ...beyaz eşya üreten... ...Türkiye'nin en büyük dünya çapında... ...bir firmamız... ...Türksel özellikle elektrikli... ...elektrikli otomobil konusunda... ...mobilite sistemi için... ...bizim için elzemdi... ...BMC'ye baktığınız zaman gerek savunma sanayinde ki buradaki kullandığımız bütün ekipmanların içinde sanma sanayinin de kullandıkları var. Hı hı. Ve öt öteki taraftan hafif açısından da BMC grubunun sahibi Tosyalı bizim için önemliydi. Bu beş birbiriyle farklı sektördeki insanlar bir araya geldi. Ve, ama bunlar hepsi patron Pelin Hanım. Hepsi kendi <laughs> işlerini yönetmişler. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurulunun dışında başkanıyım ben. Bütün 81 160 de örgütlü vaziyetteyiz. Bunları bir çatı altında topladıktan sonra... ...dedik ki profesyonel yöneteceğiz biz bunu. Profesyonel yönetmek durumundayız. Çünkü kendi şirketlerinizde bu böyle olacak diyorsunuz Onu da oluyor. Onun nedeni Gürcan Bey geldi? Onu da anlatayım nasıl aldığımızı. Burada karar mekanizması çok güzel. Türkiye'de bir iki denedik biz ve de yaptık bunu. Dedik ki burada profesyonel... ...ortaklaşa kararlar alacağız. Yani hep beraber istişare edeceğiz. Tartışacağız... Ka doğru kararda hep beraber birleşeceğiz. Ve bugün bütün kararlarımız %100 yüzde çıkıyor. Hmm. Tartışma olmuyor aramızda. Herkes kendi fikrini söylüyor, kendi tecrübesini koyuyor. Kendi piyasa tecrübesi o kadar, herkesinki farklı ki ve becerileri var bunların piyasadan edindiği o becerileri koyuyorlar. Bu otomobilin bu kadar başarılı olmasının arkasında bu ortaklar grubu var zaten. Tabii. Ve müthiş bir şey. Özveri gösterdiler. Ve ortak olurken bana ne dediler biliyor musunuz? Biz bu ülkeden kazandık. Şimdi bu ülke bizden bunu istiyorsa biz buna gücümüz yettiğince imkanımız ölçüsünde sermaye koymaya hazırız dedi. Evet ben çok duygulandım onda. Tabii. Muhakkak. Ben çok duygulandım. Peki Gürcan Bey nasıl bulduk? Onu da tamamıyla bir profesyonel bir çalışma sonucunda bulduk. Tamamıyla yurt dışında profesyonel organize olmuş. Biz dedik ki biz bu işin başına dünya çapında bu işi bilen birini getirmemiz lazım hı hı. dedik ve headhunter dediğimiz evet. profesyonel şirket bize 5-6 e, artan artan net sundu ve çalışırken biz işi bilenlerle hep çalışıyoruz. Bu çok önemli. Kesinlikle e, benim eşim dostum falan değil tam tersine işi dünya çapında yapabileceklerle. Evet. Ve bu kapsamda zaten Gürcan Bey'i ben eskiden tanıyordum. Yine bu uluslararası şirketin Türkiye'deki CEO'suydu. Beni başka bir kuvvetsizliğiyle Odana Birliği Başkanı olarak ziyarete gelmişti. Kendi sıkıldı. Oradan da tanıyordum. Altı adaydan bir tanesi Almanya'daydı kendisi. Bir ikna etmemiz de uzun sürdü. Bir üç ay, dört ay sürdü. Yürcan bir başına aldık. Müthiş bir profesyonel. Müthiş bir profesyonel kadro kurduk. Hepsi yurt dışında beyin göçü tersine döndü Pelin Hanım. Belki tanıştınız veya ileride de tanıştırıp şu anda 27 tane arkadaşımız yurt dışında şirketlerde görevliydi. Ve otomobil şirketlerinde, elektronik şirketlerde, bilgisayar şirketlerinde çalışıyordu. Hepsi ülkemize döndüler. Benim ne kadar güzel. Çok şükür. Yani hem işe güvenmelerinin hem tabii devletine güven, güvenin tabii. de bir karşılığı bu. Sayın Bakanım buyurun bir şey mi diyecektiniz? Şimdi ]iniz? tabii videodan biraz devam etmemiz lazım. Burada tamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısının e, ben altının çizilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Burada arkadaşlarımız Türkiye istiyorsa biz bu işi yaparız diye devreye girdiler ama evet. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin böyle bir projesinin olması gerektiği vizyonunu ortaya koyan isim Sayın Cumhurbaşkanımız Aynen. Recep Tayyip Erdoğan bugün konuşmamda da söyledim. Yani sizin paranız olabilir. E, ...imkanınız olabilir... ...yatırım yapabilirsiniz... ...ama o projeleri hayata geçirecek... ...neticelendirecek... ...aslında bir irade lazım... ...nasıl devrim otomobili... ...hayat bulamadı... ...akamete uğradı... ...bizim içimizde bir burukluk oluşturdu... ...aynısının yaşanmaması için... ...işte bir iradenin ortaya konulması gerekiyordu... ...aslında Sayın Cumhurbaşkanımız... ...15 yıl önce... ...bu vizyonu ortaya koydu... ...madem biz Türkiye olarak... Otomotiv üreticisi bir ülkeyiz. Şu anda 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıyoruz. Otomotiv parçası ihracatı yapabiliyoruz. İşte bu kadar kabiliyetli olan bir ülkenin kendi markasının olması gerektiğine en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız inandı. Ve bu sayede de bu vizyonu ortaya koyarak aslında bu, aslında bu işi başlatmış oldu. Onun için konuşmamda da dedim. Baba yiğitler var ama bir tane de baş baba yiğit var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten bu projenin arkasında bu kadar e, özgüvenle durduğu için biz bu noktalara gelebildik ve bize verdiği talimatta bu işin önünü açacak her şeyi yapmanız lazım. Bu manada da biz şirkete ilk günden itibaren her türlü desteği veriyoruz. Gemlik gibi böyle güzel bir yerde bu arsayı kendilerine tahsis ettik. Teşvik belgelerini e, çıkardık. Bu fabrika kampüs inşa edilirken destek olduk, farklı alanlarda destek olduk. Bu manada da aslında burada devletin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bu iş için çok önemliydi. Biz bunu farklı alanlarda da görebiliyoruz ama Türkiye'nin otomobili projesi herkesi gururlandıran zirve noktalardan bir tanesi. Şimdi Ben bu noktada size başınızdan geçen bir hadiseyi sormak istiyorum. Ee, bir gün siz yine böyle tok montu mu giymişsiniz? Evet. Onu ne olur anlatın. <laughs> ya Tabii aslında halkımızın da ne kadar sevdiğini ve sahiplendiğini gösteren otomobili projesi ilk günden itibaren herkesin 7'den 77'ye herkesin ilgisini çeken, ilgiyi uyandıran, merak uyandıran bir proje ve 4 senede bakın bir marka düşünün herkesin tanıdığı, bildiği bir marka haline gelmiş evet. durumda Tok. Bu manada da ben Zaman zaman e, yalnız başıma e, markete gidiyorum, pastaneye gidiyorum. Haftada bir gün mutlaka markete gitmeye çalışıyorum. Kendim dışarı çıkmaya çalışıyorum. Zaman zaman da işte çıkarken Tog'un yeleğini giriyorum. Geçen gün bir pastaneye gittim. Sipariş vardı onu almak üzere. İçeri girdim dedim ki siparişim var üstümde sizin yeleklerden var bir eski versiyonu. Dediler ki aa dediler bu bizim bildiğimiz TOG mu? Evet dedim sizin bildiğiniz TOG. <laughs> i̇şte ne zaman araba çıkacak ne zaman satışa çıkacak söyledim. Dediler ki ya ne kadar gurur verici böylesine bir projede çalışmak. Ben de evet gerçekten gurur verici dedim. Yani vatandaşlarımız TOG markasını o kadar iyi biliyorlar ama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı <laughs> bilmiyorlar. Çünkü gerçekten herkeste heyecan uyandıran bir iş. Bu manada da böyle bir işi Ortaya koymak tabii ki bizim açımızdan da gurur verici. Evet. Ya ne güzel TOG'u herkesten öte bilmiş. Zaten TOG öyle bir güzel isim oldu ki. Aslında siz TOG ismini vermeyecektiniz değil mi? Tog. Türkiye Otomobil Girişim Grubu bir, diye kısaltması oldu. Epey bir araştırma yaptık. Epey bir çalışmalar yaptık. E, gruplarla isim konusunda öneriler aldık. Bunları tartıştık. Ama baktık TOG nereden çıktı? Türkiye'nin otomobil girişim grubu. Şirketin ismi bu. Aha. Sonra bizim de hoşumuza gitti. Ortaklar olarak baktık onu da test ettik halk nezdinde. O da tutuyor. Tutunca o zaman... Şu anda Türkiye'nin en bilinen markalarından bir tanesi. Kesinlikle. Ve araç ilk tanıtıldığında o 2019'daki etkinlikten sonra biz bir kamuoyu araştırması yaptık. Beğenilme oranı %90'ların üzerindeydi. Oo, Gerçekten Türkiye'de her kesiminde beğendiği bir iş ama boşuna beğenmemişler diyoruz. Gerçekten dediğim gibi içine bindiğinizde vay be helal olsun. Türk milleti bunu da yapmış dedirten bir araç var burada ve gerçekten başarılı bir proje. Bize fabrikayı konuşturmadınız ama olsun en azından arabayı tamam. detaylı konuştuk. <laughs> tamam şimdi fabrikayı hemen soracağım. Sadece şuna da değinmek arada bir istiyorum. Bu da Geçti. Lazım. Tamam Geçti. bitiyor Sayın Bakanım. Bitiyor, bitiyor. Ee şunu sormak istiyorum. Yani en yüksek sesle dile getirilen eleştirilerden bir tanesi de ya bu ne kadar yerli? Hani biz bu ne kadar milli falan diyorlar. Buna ne cevap verirsiniz? Bu kadar yerli onu söyleyeyim. Yüzde yüz yerli. Bir kere karar buradan alıyor. Karar bu gemlikten alıyoruz. İki, bütün hakları bizim. Biraz önce söylediğim gibi bugün bakınız Türk otomobil sektörünün biraz önce Sayın Bakan ifade etti. 30 milyar dolar ihracatı var. Bunun %60'ı bitmiş araba, %40'ı eee yan sanayi. Yani yan sanayide o kadar güçlendik ki biz bütün dünyaya mal satıyoruz biz. Şimdi burada da yan sanayi bütün hakları bizim. Hangi değişikliği yapacaksak biz kendimiz karar veriyoruz Pelin Hanım. Başkasının Hı. değişikliğe katkı vermesine gerek yok. İnşallah şu anda birlerin çok üzerindeyiz. Yerli oranında. 2 sene sonra 80'lere çıkacağız hedefimiz bu yerli üretim yan sanayi tabii yan sanayi işin içine girecek yan sanayide içimizde de almaya başladık yanımızda da üretim yapmaya başladılar yani bir bizden de iş öğreniyorlar şu anda şimdi bu yerli ve milli mi sorusunu soranlar bir kere kesinlikle iyi niyetli değiller <laughs> ben öyle değerlendiriyorum bakın bugün Mercedes'in kamyonları nerede üretiliyor biliyor musunuz Türkiye'de Aksaray ilinde üretiliyor ve siz bir Alman'ın... MAN'da Ankara'da. Ya, e, MAN'da Ankara'da üretiliyor. Siz bir Alman'ın ya Mercedes kamyonlar Türkiye'de üretiliyormuş, Mercedes nasıl Alman markası dediğini duyar mısınız? Duymazsınız. Duyma. Çünkü otomotiv endüstrisi zaten böyle bir endüstri Bravo. değil. Burada adeta öldürücü bir rekabet var. Siz en iyi aracı üretmelisiniz, en uygun fiyata üretmelisiniz, üretim proseslerinizi en verimli şekilde yapmalısınız. Dolayısıyla bu aracın içerisindeki bir tane düğmeyi Türkiye'de üretmişsiniz ya da yurt dışında üretmişsiniz bu önemli değil. Eğer fiyatı uygunsa, aracın maliyetini arttırmıyorsa, daha uygun, müşterinin ilgisini çeken bir düğme varsa onu yurt dışından alıp bu araca takabilirsiniz. Asıl önemli olan bu aracın fikri mülkiyet hakkının sizde olması. Yani hmm. burada direksiyonda Hans yok, George yok. Ayşe var, Mehmet var, Türkiye var. Biz Türkiye olarak burada kararımızı veriyoruz. Bu aracı altı renkte mi çıkaracağız? Bunun kararını biz veriyoruz. Ama bu aracı başka bir e, otomotiv şirketi çıkarmış olsaydı, yabancı bir marka çıkarmış olsaydı siz siyah renkli aracı asla oltu diyemezdiniz. Çünkü bunun iznini çünkü Paris'ten almanız gerekiyordu. İşte Berlin'den almanız gerekiyordu. İşte yüzde yüz yerli ve milli derken aslında biz bunu kast Yoksa içindeki parçanın şuradan gelmesi buradan gelmesi önemli değil. Bir de burada ticari bir işten bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin otomobili girişim grubu bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmiyor. Bu araçları üretecekler, satacaklar. Bu şirket hayatta kalacak. Kalecek. 4300 kişiye istihdam kapısı olacak. Eğer siz... Yani zarar eden bir araç üretirseniz nasıl şirket devam etsin? Bu manada da tabii ki aracı üretirken en uygun, en avantajlı nasıl üretiyorlarsa öyle üretecekler. Onun için üstüne taktığınız düğmeye takılmamak lazım. Bunun fikri mülkiyet takları bizde. Buna odaklanarak hareket etmek lazım. Direksiyondaki Ayşe'ye, Mehmet'e dikkat etmek lazım. <laughs> Doğru. Doğru söylüyorsun. Güzel. Şimdi gördüğüm kadarıyla... E Aa şey bile soran olmuş ya bu Tog'un kameraları var ya yan tarafta bu hırsızlığa karşı da etkili olur mu acaba <laughs> vesaire yani bu güvenlik konusunda da böyle çok değişik. Deneyim merkezlerini söyledi Rıfat ya Bey ya, İstanbul'da, Ay, ve İstanbul'da ve Ankara'da, Ankara'da. açacaklar ha. oraya gittiğinde vatandaşlarımız... Ne Her zaman bu açılacak? İstanbul'daki 15 güne kadar açılır. da 1,5-2 ayı bulur. Ne yapacağız? Önden Tabii sıraya mı? deneyebileceksiniz, görebileceksiniz aracı. Evet harika siz bir... Şimdi oturacaksınız senin oturduğun gibi. Ya evet çok güzeldi. Ya o bir gurur zaten. Ben şey de söyledim hep yani şu anda ben zaten togu kullanıyor olmanın verdiği mutluluk ve şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü evet 60 Biraz yıllık bir... Biraz korku da vardı yalnız onunla. Hiç korkmadım Sayın Bakanım. Neden korktum zannettiniz siz? Yani böyle siz? koltuğa böyle o ivmeyle Ama ben nereden bileyim bismillah oturduk hissedin. bana taktın mı kemeri taktım deyince birden çok hızlanabiliyor. Evet sıfırdan yüze Gen dört sayısı çok oldu. Evet, evet, evet. o bana sürpriz oldu kabul ediyorum ama onun dışında her şey mükemmeldi. Yani ben çok sevdim. Sevgi seyircilerimiz de mutlaka yani araba sahibi olmak isteyenler gitsin denesinler. Hanım, güzeldi demen lazım. Onun dışında her şey güzeldi diyorsun. <laughs> o da güzel bir deneyim. Heyecan o yaşadı. Arabayı da bayırdı, bindiğinizde ...o hissi yaşadığınızda zaten ondan sonrası farklı gelişiyor. Tabii. Diyorsunuz ki ya ne kadar güçlü bir arabaymış. Adrenalin salgını evet. evet. Evet harika. E, herkes mutluluğunu, gururunu, teşekkürlerini sunuyor. Onu söyleyeyim size. E, zaten sabahtan bu yana hatta dünden beri hep TOG'la ilgili... ...sosyal medyada herkes yorumlarını yapıyor. Ben e, buradan gelen seyircilerimizin e, mesajlarını size bilare hem iletirim... ...hem de e, şahsi olarak da teşekkürlerimi sunmak istiyorum istiyorum. Fabrika çok özel, çok güzel Sayın Bakanım. Hiç bahsetmediniz <laughs> ama ondan ben Buyurun. kısaca bahsetmek istiyorum. Nasıl Türkiye'nin otomobili e, müthiş bir başarı ise aslında bu kampüs de bir başarı. Bakın 1.2 milyon metrekarelik bir arazide, 230 bin metrekare kapalı alanda 250 robotun çalıştığı otomasyon seviyesi çok yüksek bir üretim tesisi burada inşa edildi. Kaç senede? İki sene gibi kısa bir sürede ve pandemiye rağmen bu da aslında bir başarı açıkçası bunun da altını çizmemiz lazım burada emeği olan herkese teşekkür etmemiz lazım ve burası özellikleriyle de dünyaya ve Avrupa'ya örnek olabilecek bir tesis Aynen. gerek üzerindeki güneş panelleriyle geri dönüşümle ilgili yapacağı çalışmalarla ve en önemli özelliği bu tesisin Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olması. Evet Türkiye'nin otomobili C segment diyoruz ama hı hı. sınıfının üstündeki araçlarla da yarışacak ama bu üretim tesisi de dünyada otomotiv endüstrisine örnek olabilecek kalitede ve başarıda bir tesis. Bunun da altını çizmemiz lazım. İki senede bu işi yapan arkadaşlarımız da büyük bir iş yaptılar. Ee, ama şunun altını tekrar çiziyorum. Herhalde kapatacaksınız. Burada İrade çok da önemli ve değerli Pelin Hanım. Gerçekten bu işin arkasında sağlam bir iradenin durması bu işilerin önünü açıyor, neticeye ulaştırıyor. O irade de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade. Ben son konuşmalarımda bunu çok örnek veriyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti her zaman ordusunun büyüklüğüyle güçlülüğüyle iftar etmiş bir ülke. Tabii. Dünyanın en büyük ordularından birine sahibiz Doğru. diye her zaman söylüyoruz. Doğru. Ama 94 yıl boyunca 1923'te cumhuriyet kurulduğu tarihten itibaren 94 yıl boyunca bu ülkenin askerinin bir milli piyade tüfeği bile olmamış. Milli piyade tüfeği bakınız sanayinin içerisinden geliyor Rıfat Bey. Bir milli piyade tüfeğini üretmek o kadar basit bir iş ki biz zor olduğu için mi üretememişiz. Hayır ama onun arkasında duracak. Bu projeye takos koymak isteyenleri engelleyecek bir irade olmadığı için üretememişiz. İşte o iradeyi ortaya koyduğunuzda milli piyade tüfeğiniz de ortaya çıkıyor. Türkiye'nin otomobili projesi de ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'nin uzay projeleri de inşallah ortaya çıkacak. Bu manada işte biz bunun için Türkiye yüzyılı diyoruz. Özel sektörümüzle birlikte inşallah Türkiye'yi çok daha aydınlık müreffeh bir yarına biz büyük bir gayretle çıkarmış olacağız. Türkiye yüzyılını yılını inşa edeceğiz. İşte Türkiye'nin otomobilinin banttan indirilmesi de Türkiye yüzyılının ilk icraatı oldu. Ben gerçekten çok mutluyum. Gecenin yarısı olmasına rağmen Doğru. enerjimiz hala duruyor çünkü evet. mutluyuz. Daha program devam edebilirdi ama ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle halkımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje ilk gününden itibaren Türk halkının müthiş desteği vardı Pelin Hanım. Bunu siz de yaşamışsınızdır. Bütün bu ben her ortamda, Sayın Bakanım da işte çarşıda görmüş bunu, her ortamda görüyordum. Her ortamda takdir, destek, arkandayız başka. Tabii bir önemli teşekkürüm de Türk iş dünyasına. Türk iş dünyası, ben bir sivil toplum kuruluşu başkanıyım, seçilerek geliyorum. Hepsi arkamda durdu. Hepsi full destekledi. Yeter ki bir Türkiye'nin arabası olsun. Bir rüyaydı bu. Öyle hakikaten. Rüya ve hayaldi. 60 önce, yıl önce bu rüya yarıda kaldı. Bütün insanlar. Ama ben sonra bir baktım Pelin Hanım. Bir çocuk. 6 aylık eline oyuncak araba veriliyor. Yani çocukluktan başlıyor araba hayali. Onun için bu çok önemli. Araba çok önemli. Toplumlar açısından. Bunu Türk iş dünyası olarak yapmış olmaktan tabii devletimizin desteği yatsınamaz burada. Halkımızın desteği full destekti. Duaları vardı her ortamda. Allah kendilerine razı olsun. Allah da bizi mahcup etmedi. Amin. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Allah hayırlı etsin. Amin. E, Veli isimli bir seyircimiz demiş ki vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu bereketli olsun inşallah devrimi yedirdik ama Togumuzu yedirmeyiz demiş. Ya. <laughs> evet. ya o kadar Teşekkür güzel mesajlar de. geliyor ki, Allah razı olsun. hakikaten herkes Allah razı olsun demiş. Hakikaten biz yüzce atacak bir proje Rıfat demiş. Rıfat bey böyle mutlulukla konuşuyor ama biz arabanın ilk e, tanıtım toplantısı öncesinde çok toplantılar yaptık. Bir araya geldik. Şu şöyle mi olacak, bu böyle mi olacak aramızda tartıştık. Ben her zaman kendilerine şunu söyledim sabredin. Şu aracın tanıtımını bir gerçekleştirelim. Doğru. Bakın Türk milleti size nasıl tepki verecek, neler söyleyecek. Ama 2019'dan itibaren, o araçları ilk tanıttığımız andan itibaren... ...emin olun işte biraz önce Rıfat böyle de size söyledi. Sokaktaki herkes bu işe ilgi duymaya başladı. Ve bu kadar kaliteli bir işin ortaya konulmasıyla da bu işe sahiplendi. E, tabii 4 yıl e, aslında uzun bir süre gibi gelebilir ama 4 yılda böyle bir marka oluşturup bu heyecanı başarabilmek gerçekten farklı bir iş. Her şey sıfırdan ama kuruldu. 2019'da dediğim gibi o bizim tartışmalarımızı, görüşmelerimizi bir görseniz ah, ah. ama 2019'da <laughs> o araçları tanıttıktan sonraki herkesin hissiyatını mutluluğunu, rahatlamasını görseniz gerçekten ikisi aslında bu işin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir resimdi. Herhalde kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz güzel. Bu arada bizim tweetin altına Kızılay da yazmış. Biz diyor Pamukkale'yi çok beğendik. güzel yazmışlar. <laughs> Sağ olsunlar. Ya yani çok güzel mesajlar geliyor. bunları hep okuyacağım. Sizlere de ulaştıracağım. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Samimi gayretli, ağzı dualı İrfan sahibi Anadolu insanımızın da eseridir demiş bir seyircimiz TOK için kendini hor görenlere inat sevdi güvenli destekledi sonunda da muvaffak oldu hayırlı olsun demiş Güzel. teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e de bu tweet'i sonunda için Cumhuriyet kazandı. Evet yaşasın cumhuriyet. Yaşasın, yaşasın. Cumhuriyet. 100. yılın ilk gününde. Biz bugün bir aradaydık. Gemlik'te böyle güzel bir e, hizmetin içinde ve sevgili yıldızımız Tog'un eşliğinde Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın da mutluluğunu taşıyorum. Ayrıca sizlere çok teşekkür ederim. Yani benim için bir onurdu sizleri böyle bir günde ve bu kadar hakikaten yorgunlukla e, ağırlıyor olmak. Sağ olun, var olun. Ayrıca e, bu anlamda da mutluyum. Sevgili seyirciler bugün güzel bir gündem ötesi oldu, özel bir gündem ötesi oldu. ...hem Cumhuriyet Bayramı'mızı kutladık... ...hem TOG'umuzun artık bu güzel gününe de... ...şahitlik etmiş e, bulunduk... E, ...tabii ki Cumhuriyet'imizle ilgili olarak da... E, ...Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları... ...başta olmak üzere tüm şehitlerimizi... ...gazilerimizi saygıyla, rahmetle... ...ve minnetle anıyoruz... ...gelecek hafta inşallah... ...yine Cumartesi gecesi... ...bu ekranda buluşalım, hoşçakalın... ...çok teşekkürler... Biz teşekkür ederiz efendim, sağ olun... Yani ...hissettirmiyor böyle... ...çok rahat gidiyor... Zaten ben şu anda Tobi kullanıyor olmanın şaşkınlığı içindeyim. Ben de hissediyorum. Söylüyorum. Kesinlikle de, de hissediyorum. Çok kısa bir sürede 130'a çıktınız. Evet. Yani şimdi ne yapayım? De... Sağdan mı soldan mı? Çok hoşuma gitti. Yazdım mı evet. sizi listeye? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Yalnız Kapadokya mı Gemlik mi? Renge karar vermem lazım. İlk hiç defa bindiğim şimdi. bir araba olduğu Anlaşmak için çok gerek. evet rahat bir araba. Çok beğendim. Şurayı çok beğendim. Şimdi burayı biz Burada mı duruyoruz? Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. <laughs> Harika. Evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz.